أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Çok aziz ve pek muhterem kardeşlerim, değerli gençler. Sözlerimizin başında her zamanki gibi alimlerin yüce Rabbine hamd ve senaların en mükemmelini arz ediyoruz. Rabbim sayısız adetle kabul buyursun. Bahşettiği nimetlere, özellikle İslam ve iman şerefine hesapsız şükürlerle şükrediyoruz. Ve de şükrümüzdeki aczimizi itiraf ediyoruz. Rabbimiz bize hem nimetleriyle hem de bu nimetlere şükür devletleriyle ihsanda ve ikramda bulunsun. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Rabbim Efendimiz'i haberdar eylesin. Değerli kardeşlerim, dün dua konusunu ele almaya başlamıştık. Ve demiştik ki, dua müminin en önemli ibadetlerinden biridir. Kainatın efendisinin dua ibadetin ta kendisidir diye buyurdukları hadisi şerifi siz değerli kardeşlerime arz etmiştim. Birkaç ayeti kerime aldık. Birkaç hadisi şerif aldık, sözü tamamlayamadık ve bugün devam ederiz demiştik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Duada en önemli şey, peşinen söyleyelim ki değerli kardeşlerim, ihlas ve samimiyettir. Yani kalplerden geçenleri bile bilen bir dergaha ihtiyaçlarımızı sunuyoruz. Öyle bir dergaha halimizi arz ediyoruz ki konuşulanları değil, yazılanları değil, kalplerden geçenleri bile bilen bir yüce Mevla'ya dua ediyoruz. Ya'lemu hainetel a'yuni ve ma tuhfi sudur ayeti kerimesinde buna işaret olunuyor. Hani o Amener Resulü'den bir evvelki bir ayeti kerime var. Orada Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibkum bihillah. İçinizde olan şeyleri gizleseniz de, aşikare vursanız da, açığa çıkarsanız da Allah onlardan sizi hesaba çekecektir. Bu demektir ki kalplerden geçenleri bile bilen bir Mevlamız var, Allah'ımız var. Öyle olunca dikkatli olmalı, niyetlerimize sahip çıkmalıyız. Düşündüklerimizle bile utanmayacağımız, mahcup olmayacağımız, pişman olmayacağımız şeylerle Rabbimizin huzuruna varmalıyız. Onun için Rabbimize iltica ediyoruz. Ya Rabbi, bizi kıyamet gününde, mahşer gününde mahcup etme. Utandırma Allah'ım. Kim kalbinden geçenlere sahip olabilir ki? Kim onları kontrol edebilir ki? Kim onlarda bile böyle haya ve edep çizgisinde hayatını devam ettirebilir ki? Çok zor iş. Peygamberlerin dışındaki Evliyaullah dediğimiz o büyük insanlar belki buna muvaffak oluyorlardır. Onun için biz Rabbimizden iltica ediyoruz ki bize Rabbim lütfuyla ve keremiyle, o nihayetsiz affiyle ve bağışlamasıyla muamele etsin inşallah.
Şu hadisi şerifi almıştık ama tamamlayamamıştık. Buradan başlayalım ve devam edelim değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlardı ki "Ed-du'a'u silahul mümin." Dua müminin silahıdır. Bizim kullanamadığımız, değerlendiremediğimiz, kadru kıymetini bilemediğimiz bir silah. Aslında dünyanın dönüşünü durdurabilecek bir silah. Bütün zalimleri dize getirebilecek bir silah. Bütün arzu ve isteklerin husulüne vesile olabilecek bir yol ama beceremiyoruz. Yani hakkıyla dua etmiyoruz. Gerçeği gibi, istenildiği gibi duada bulunamıyoruz. Herhalde daha fazla sıkışmadığımız için, daha fazla Rabbimiz bizi sıkıştırmadığı için böyle oluyor. Halbuki Suriye'deki kardeşlerimizin duaya ihtiyacı var, Mısır'daki müminlerin duaya ihtiyacı var, dünyanın değişik yerlerinde, Türkiye'mizde nice dertli kardeşler var, nice çileli insanlar var, hastahanelerde inim inim inleyen nice duaya muhtaç dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Biz hakikaten bu silahdan, bu güçten istifade edemiyoruz. Belki aczimizden, belki de bilemiyorum, kendimiz dara gelmediğimiz için böyle tembel davrandığımızdan. Şu veya bu sebep ne olursa olsun hakkıyla dua etmediğimize inanıyorum değerli kardeşlerim. Ben aciz kardeşiniz olarak öyle inanıyorum. Mesela bugünlerde Suriye'deki, Filistin'deki misal değil mi? Dünyanın değişik yerlerinde mümin kardeşlerimizin duaya ihtiyacı var. Bizden de hakikaten ısrarla dua istiyorlar. Eğer bir mümin, ben de dahil, seher vakitlerinde kalkıp bu mümin kardeşleri için özellikle dua etmiyorsa tam kardeşlik görevini ifa etmiyordur. Rabbim kendi lütfetsin ve ihsan etsin. Kendi yardım etsin. Melekleriyle yardım etsin. Görünmez ordularıyla yardım etsin de dünyanın her yerindeki müminlerin yüzü gülsün inşallah. Ed-du'a'u silahul mümin. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Ve imadü'd-din. Dinin de direğidir dua. Dinin de direğidir. Yani duayı tam ifa edersek, duanın hakkını verirsek, duayı sağlam tutarsak din de ayakta kalır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, dün söyledik, dua ibadetin iliğidir, özüdür dedik. Beyni olmayan, iliği olmayan bir varlığın yaşaması mümkün mü? Dinin ayakta kalması için duaya ihtiyaç varmış demek ki. Ve nuru semavati vel ard, göklerin ve yerin de nurudur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri. Gökler onunla aydınlanır, yer onunla aydınlanır, kalpler onunla şenlenir ve insanların yüzü dua ile güler. Dua ile güler. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem sakın duada acizlik göstermeyin. Sakın duadan geri kalmayın. La ta'cizu fi du'a. Duada acizlik göstermeyin. Fe innehu len yehlike ma'addu'ai ahadun. Zira dua eden bir kişi asla helak olmaz, asla yok olmaz, kötü bir duruma düşmez diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız tabii burada şuna işaret etmek lazım değerli kardeşlerim. Duayı her zaman yapacağız. Sıkıştığımız zaman değil, dara düştüğümüz zaman değil. Hani "Ud'uni estecib lekum." Bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim ayeti kerimesini dün okuduk ya, bunu müfessirlerimiz şöyle anlamlandırıyorlar. Siz rahat günlerinizde, bolluk günlerinizde bana dua edin, sıkıntılı ve dar günlerinizde ben size icabette bulunayım.
Siz hayatınızda bana dua edin, ölümünüzde, kabirde ve kıyamet gününde ben size icabette bulunayım. Siz zenginlik günlerinizde bana dua edin, yalvarın, ya Rabbi deyin. Mesela fakirlik ve darlık zamanlarınızda ben size icabette bulunayım. Böyle yani fezkuruni ezkurkum ud'uni estecib lekum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Diğer ayet-i kerimede bana dua edin, duanıza icabet edeyim. Ne güzel. Ne güzel. Mümin için ne ciddi ne önemli bir fırsat. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisini unutmayalım değerli kardeşlerim. Buyuruyorlar ki duada sakın acizlik göstermeyin. Her vesileyle, her zaman, hele hele bolluk zamanlarında, rahat zamanlarımızda, sağlıklı zamanlarımızda Rabbimize dua edelim ki sıkıntılı zamanlarımızda yaptığımız dualar da kabul olunsun. Yani bir adam sizinle hiç görüşmese de sıkıntıya bir düştüğü zaman da gelse dese ki ne olur bana bir yardım et, ben seni tanımıyorum, bilmiyorum ki dersiniz. Ama zaman zaman gelse, ziyaret etse, dostluğunu izhar etse, efendim bir ihtiyaç var mı, bir hizmet var mı dese, değişik münasebetlerle kendisini tanıtsa, bir sıkıntısı olduğu zamanda da dersiniz ki ben bu zatı zaten tanıyorum. Bir ihtiyacı olmasaydı bana bu ihtiyacını efendim arz etmezdi. Öyleyse ben bu kardeşime yardım etmeliyim. La teşbih ve la temsil. Velillahil meselul a'la. Rabbimize bolluk ve rahatlık günlerinde dua etmeliyiz ki sıkıntıya düşüp de ya Rabbi dediğimiz zaman Rabbimiz de bize icabette bulunsun. Bir bedevi diyor hadis kitaplarımız, bir köylü zat geldiler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine. Tabi bilmiyor durumu daha, yeni İslam'ı öğrenmiş. Soruyor, ya Resulallah, Rabbimiz, Allah'ımız bize yakın mı? Böyle fısıltı halinde mi ona ilticada ve duada bulunalım? Yoksa bizden çok mu uzaklarda, bağırarak mı, nida ederek mi ya Rabbi diyelim, dua edelim? Ne kadar tatlı ve samimi bir efendim sual değil mi? Yani olduğu gibi öğrenmek istiyor. Bunun üzerine Rabbimiz Bakara suresindeki şu ayeti kerimeyi indirdiler. Estağfirullah. Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî karîb. Muhammed'im, kullarım sana benden soruyorlar. Rabbimiz yakın mı uzak mı diye benim halimi öğrenmek istiyorlar. Onlara söyle de ki fe innî karîb, ben onlara çok yakınım. Çok yakınım. Hatta ne dedik biraz evvel? Kalplerden geçenleri bilecek kadar yakın. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Diğer ayeti kerimede böyle buyruluyor. Biz onlara şah damarlarından, şu boyundaki damara şah damar deniliyor. O kalple beyin arasındaki ana irtibatı sağlayan damar biliyorsunuz. Biz onlara şah damarlarından bile daha yakınız. Akrab, çok daha yakın. Öyle olunca yani hani melekler şahit olsun benim duama diye dile dökmek lazım. Aslında duaları, ilticaları, zikirleri, tesbihleri, tehlilleri böyle hani nakşilerde olduğu gibi yumularak kalbinizden yapsanız bile Allahu Zülcelal Hazretleri haberdar mı? Haberdar. Biliyor mu? Biliyor. Fe inni qarib, ben onlara çok yakınım. Ucibu davetet da'i iza da'ani, bana dua ettiği zaman, bana yalvardığı zaman, ya Rabbi dediği zaman hangi haliyle dua ederse etsin ben onun duasına icabet ederim. Hatta hadisi kutsi de zamanımız kalırsa alacağız inşallahurrahman. Rabbimiz öyle buyuruyorlar. Eğer kulum beni açıktan ve lafızlarla zikredecek olursa ben de onu meleklerimin arasında açıktan zikrederim.
O beni gizlice hafiyen zikredecek olursa ben de onu yüce zatında zikrederim diye buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Onun için halimize göre, durumumuza göre, o andaki neşeye göre bazen gözyaşlarıyla ve de feryatlarla Kabe-i Muazzama'nın karşısında görüyoruz bazen. Resulullah'ın huzurunda görüyoruz bazen. Mesela Mültezim'e kapanmış hıçkırıklarla ağlıyor ve de dua ediyor. O da dua. Bir başkası da böyle ellerini açmış, yüzüne kapatmış, yumulmuş gönül alemine, kalp iklimine yumulmuş. Neler söylediğini kimse bilmiyor. Melekler bile duymuyor. Allah ile kendi arasında. Mümin dua etsin de nasıl ederse etsin. Mümin ya Rabbi desin, yalvarsın da nasıl olursa olsun. Ücibü davetet da'i izâ de'ânî. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına ben icabet ederim. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Öyleyse benim emirlerime ve dinime icabette bulunsunlar. Benim ayetlerime yönelsinler, onları kabul etsinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي bana iman etsinler ki rüştü, felah ve salah üzere olsunlar. Hidayette olsunlar. Doğru yol, sırat-ı müstakim üzere olsunlar. Rabbim cümlemizi razı olduğu çizgi üzerinde daim kılsın inşallahü rahman diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, dua müminin en önemli görevlerinden biriymiş demek ki. Rabbimiz bizim dua etmemizi istiyor. Gençler, değerli kardeşlerim, Rabbimiz bizim dua etmemizi istiyor. Bundan zevk alıyor, haberiniz ola. Çünkü o bizim Rabbimiz. Bizi yoktan var etti ve her şeyimiz ondan. Allah kabrini cennet etsin. Bir kanser doktorumuz vardı, Haluk Nurbaki diye de. İnsan bünyesini anlatıyor, vücudu yaratılış haliyle, yaratılmış haliyle vücudu anlatıyor ve insan hücresine girmiş böyle. İnsan hücresindeki o merkezdeki çekirdeğin etrafında veya atom alemine girmiş, merkezdeki çekirdeğin etrafında o proton ve nötronların dönüşünü anlatıyor ve Samet ismini izah etmeye çalışıyor ve orada rakamlar da veriyor ama çok eski okuduğum için belki rakamları hatırlayamayabilirim. Ama şöyle söylüyor, o atomun mesela merkezindeki çekirdeğin etrafındaki o protonlar ve nötronlar, elektronlar öyle korkunç bir süratle dönüyorlar ki bir saniyede şu kadar milyar defa dönüyorlar. Ama dairesel bir yörünge üzerinde değil de elips halinde bir yörüngede döndükleri için 4 defa her dönüşünde, bir dönüşte şu kadar milyar döndükleri halde, bir saniyede şu kadar milyar döndükleri ve de elips bir yörüngede döndükleri için her dairelerinde, her dönüşlerinde şu kadar milyar çarpı 4 Samet isminin korumasına muhtaçtırlar diyor. Eğer o Samet isminin tecellisi olmasa, Cenab-ı Hak Hazretleri o gözle görülemeyen elektronik mikroskopla bile görülmekte zorluk çekilen o zerreleri, o küçük zerreleri tutmasa, bir anda ne insanlık kalır, ne kainat kalır, ne dünya kalır, ne uzay kalır. Her şey paramparça olur, hercümerç olur, kıyamet milyar defa kopar bir saniyede diyor. Öyle olunca insan olarak, beşer olarak dua etsek de etmesek de, bilsek de bilmesek de, farkında olsak da olmasak da bütün zerrelerimiz ve hücrelerimizle değerli kardeşlerim alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ın korumasına, muhafazasına ve onun Samet ismine muhtacız. Onun için dua etmemizi istiyor Rabbimiz. Dün ayet-i kerimeyi okumuştuk. Duadan ve ibadetten zevk almadan, Allah'a yönelmeden yaşayanlar seyedhulûne cehenneme dâhirîn, yüzüstü sürüne sürüne Allah'ın ateşine gireceklerdir diye buyruluyordu. Rabbimiz yine üd'û rabbekum tadarru'an ve hufye.
yalvararak, Ya Rabbi diyerek ve de gizlice diyor, gizlice. Bağırmaya, feryat etmeye gerek yok. Öyle kalpten geçenleri bile bir Mevla'nın bu duaları işittiğini ve icabet ettiğini bilerek Rabbinize dua edin. İnnehu la yuhibbul muhtedin, o haddi aşanları sevmez diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Hani bazı insanlar merasimlerde güya gösteriş için dua ederler. Şöyle eyle ya Rabbi, böyle eyle ya Rabbi. Yok yok, Rabbimiz bundan hoşnut olmuyor. Tasannu diyorlar eskiler. Veya öyle kafiyeli, secili, ne bileyim şiir halinde, öyle değil. Duanın özü ihlas, samimiyet ve aczimizi itiraf ederek, ona olan, biraz evvel anlatmaya çalıştım, ona olan ihtiyacımızı bilerek dua edeceğiz Rabbimize ki Rabbimiz gururlu davrananları, kibirli davrananları hiç sevmiyor. Onun için de tadarruan ve hufye, gizli olarak ve de yalvararak, yani sanki böyle yerlere kapanarak, iltica ederek, haddini bilerek, aczini itiraf ederek, hani zamanımız olsa da anlatsak, Mevlana'mızla Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin ilk karşılaşmasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le efendim Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin latifesi soruluyor ya Şems'e, Şems-i Tebrizi Hazretleri Mevlana'ya soruyor. İşte biri diyor ki ma azame şani, diğeri Resulullah böyle buyuruyorlar. Ma arafnake hakka marifetik. Ya Rabbi, seni hakkıyla bilemedik, tanıyamadık ve de sana hakkıyla kul edemedik, kulluk edemedik. Resulullah masum insan, kainatın yüzü suyu hürmetine yaratıldığı insan, bir insan. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri öyle buyuruyorlar, öyle diyorlar değerli kardeşlerim. Çok özür diliyorum ama Hazreti Ali'nin sözü. Evvelin diyor bir damla meni. Hazreti Ali'nin sözü bu. Hanefi mezhebine göre necis biliyorsunuz. Elbisenize bulaşsa yıkamadan namaz kılamazsınız. Ahirin sonun kabirde eğer nefsi tezkiye etmemişsen kurtlara yem olacak, çürüyecek, kokuşacak diyor. E bu ikisinin arasında yediğinin yükünü taşımakla, yani çok çok özür diliyorum, bağışlayın beni, Hazreti Ali'nin sözü bu. Bu ikisinin arasında diyor, ölümle doğum arasında, bu iki necis halin arasında yediğinin yükünü taşımakla meşgulsün, neyine mağrursun diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Yani insana her zaman tevazu yakışır da, insanın her zaman mütevazi olması lazım da, hele hele dua esnasında, hele hele Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzurundayken duada tevazu yakışır, zillet yakışır, haddini bilmek yakışır, Ya Rabbi diye yalvarmak yakışır. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dualarımızı mesela secdedeyken yapmamızı bize tavsiye ediyorlar. Buyuruyor ki Efendimiz, اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir. Bir, ibadet ve taatta, kullukta zirve oluş yönüyle. Bütün varlığını bir tarafa bırakmışsın, arkaya atmışsın, Allahu Zülcelal Hazretlerinin huzurunda en şerefli yerini, alnını yerine göre toprağa koymuşsun, Ya Rabbi diyorsun. Kulun Cenab-ı Hak Hazretlerine en yakın olduğu zaman diyor Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri. Ama bu hal, bu izzet, bu büyüklük, bu şeref ile beraber فَاَكْثِرُ الدُّعَى, secde halinde duayı çoğaltın diye buyuruyorlar Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri. Öyle olunca ben de Ramazan neşesi içerisinde kardeşlerime hatırlatıyorum. Sıkıntılı bir zamanınız var. Çözülmesini istediğiniz bir problem var. Yani bir daralma var, bir sıkıntı var. Rabbimizden başka da yardımcı yok. Bu milli bir mesele olabilir, şahsi bir mesele olabilir, ümmetin bir meselesi olabilir, kendi bir meselemiz olabilir. Yapılacak iş şu:
abdestimizi alacağız, secdeye kapanacağız ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Harbi gecesi yaptığı gibi Fatih Sultan Muhammed Han Hazretlerinin 29 Mayıs Salı günü gelip de hala İstanbul'un surlarının düşmediği zamanda yaptığı gibi, ecdadın yaptığı gibi, sahabe-i kiramın yaptığı gibi, Allah dostlarının yaptığı gibi secdede ya Rabbi diyeceğiz. Bakın bakalım bir. Bakın bakalım bir gökten nasıl imdat geliyor. Rabbimiz nasıl yardım ediyor? Ama tabii acele etmeyecekmişiz. Tamam mı efendim? Aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, dua ettim de duam kabul olunmadı demediğiniz müddetçe Cenab-ı Hak dualarınızı kabul eder. Dua ediyorum ediyorum Rabbim kabul etmiyor. Haşa. Haşa. Hem Rabbimiz وَمَنْ اَفَا بِعَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha çok sözünü tutan kim olabilir ki? Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de dua edin, icabet edeyim buyuracak. Ondan sonra da biz dua edeceğiz de Rabbimiz sözünü tutmayacak. Haşa. Olur mu böyle bir şey? Dua edin, duanızı kabul edeyim diyorum. Ha. Ama eğer duanın kabulüne mani haller varsa başka mesele. Başka. Dün belirli zamanları ve mekanları sıralamıştık. Yani böyle söz hep uzayıp gidiyor da konular geriye kalıyor. Onun için notlarımdan da ayrılmamaya çalışıyorum. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mesela dediğim gibi secde halinde dua etmemizi istiyor. Secdede dua edelim. Sonra gecenin son üçte biri kaldığı zaman, şimdi sahura kalktığımız zaman, yatsı namazından sabah namazına kadar vakti, imsak vaktine kadar olan zamanı üçe ayıracağız. Üç saat dilimine böleceğiz. Son üçte birinde Resulullah öyle buyuruyorlar. Cenab-ı Hak Hazretleri nasıllığını ve niceliğini kendi bildiği bir halde dünya semasına iner. Her gece bu. Sadece Ramazan'da değil. 365 gün böyle dünya semasına iner ve böyle buyururmuş. Bana dua eden var mı? Duasını kabul edeyim. Benden bir şey isteyen var mı? İstediğini vereyim. Bana istiğfar eden var mı? Tövbesini, istiğfarını kabul edeyim. Her gece bu. Her gece bu. Öyle olunca aklı başında insanlar, aklı kendine yar olan insanlar, hele hele şu Ramazan-ı Şerif'te seher vakitlerini değerlendirmek lazım. Değerlendirmek lazım. Duada edep, değerli kardeşlerim, kendimizden başlayacakmışız. Önce kendimize dua edecekmişiz. Hani önce kendimizi bir kurtaracağız, sonra başkalarına faydalı olacağız. Değil mi efendim? Önce kendimizden. İbrahim Aleyhisselam, Halilullah İbrahim Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim diliyle öyle dua ediyor. Rabbi cealni mukime salati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbena ufirli. Ya Rabbi beni affet. Ve li valideyye. Ana ve babamı affet. Ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Kıyamet gününde hesabın kurulduğu ve insanların hesaba çekildiği o günde bütün inananları, bütün insanları affet. Müminleri tabii. Yani buradan da öğreniyoruz ki el açıp da ya Rabbi dedik mi değerli kardeşlerim, önce kendimize dua edecekmişiz. Ama bundan evvel yapmamız gereken bir şey var. Duada usul, el kaldırdık mı, duaya başladık mı, önce bir Rabbimize hamd edeceğiz. Onun için el açtık mı, elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Değil mi? Arkasından Resulullah'a bir salatu selam. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dua ondan sonra başlayıp devam edecek. Dua devam ederken aralarda bir daha bir böyle bir salatu selam duayı destekliyor, takviye ediyor. Dua bittikten sonra da mutlaka sonunda yine Resulullah'a salatu selam okuyacağız. Ve de amin kabul eyle ya Rabbi diyecekmişiz. Cenab-ı Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri sonunda Resulullah'a salat ve selamın olmadığı bir dua muallakta dünya ile sema arasında boşlukta kalır. Cenab-ı Hak Hazretleri'nin huzuruna yükselmez diye buyuruyorlar. Ben de hatırlatıyorum.
Onun için başta bir hamd. Yani ben dostlarıma şöyle de söylüyorum. Önemli bir dua yapmak istiyorsunuz değil mi? Hamdin en güzeli Fatiha suresi. Zamanınız geniş, el kaldırmışsınız, bir Fatiha suresini okuyun. Tamam mı efendim? Hamd niyetiyle. Arkasından namazda okuduğumuz salat ve selamlar var ya, hani salli barik diyoruz ya, Allahümme salli, Allahümme barik, Resulullah'a salatu selam niyetiyle onları da okuyun. Ondan sonra da isteyin, kıbleye karşı olsun, abdestle olsun, duaların makbul olunduğu, dün söyledim artık onları, zamanda olsun, ezan okunurken, ezanla kâmet arasında, farz namazdan sonra, yağmur yağarken, seher vaktinde mesela. Böyle icabet saati deniliyor. Mesela cumada bir saat vardır ki diyor Aleyhisselatü Vesselam, o saatte yapılan dualar asla reddolunmaz. Efendim böyle bir saatte arada bir salatu selam daha okuyorsunuz. Sonunu da Resulullah'a salatu selamla mühürlüyoruz. Amin. Kabul buyur ya Rabbi deyip alemlerin yüce Rabbine Allah'a havale ediyoruz. Resulullah buyuruyorlar ki ya o anda kabul eder, icabet eder, o anda duanızı kabul eder. Veya sizin için daha hayırlı olan ileriki bir zamana erteler veya dünyada vermez de Resulullah böyle buyuruyorlar. Ahirette verir, yani müminin duası asla reddolunmaz. Bir mümin ihlas ve samimiyetle Allah'ına yalvaracak, ya Rabbi diyecek de o mutlak kudret sahibi, o sınırsız gücün sahibi mümin kulunu boş çevirecek olacak şey değil. Onun için Ramazan-ı Şerifler, Ramazan-ı Şerif, seher vakitleri, iftar anları, namaz sonraları hep duaların kabul olunduğu zamanlardayız değerli kardeşlerim. Tavsiye ediyorum hep kendimize, hem ailemize ama mümin kardeşlerimize de, özellikle cennet vatanımıza ve de ümmeti Muhammed'e hizmet edenlere duayı Allah aşkına diyorum kendimize vazife edinelim. Yoksa mümin olmayız. Yani hep kendimize yok. Müminliğin şiarından değildir. Mümin kardeşliğin şiarından değildir. Hele hele cennet vatanımıza ve ümmeti Muhammed'e hizmet edenlere. Mazlumun duası reddolunmaz diyor Aleyhissalatu vesselam. Misafirin duası reddolunmaz diyor. Bir de babanın evlatlarına duası reddolunmazmış. Anne ve baba da bunun içine. Babanınki reddolunmayınca anne bir tarik ile evlat. Anne ve babanın, hatta babanın evlatlarına olan duası peygamberin ümmetine olan duası gibidir diye kayıtlar var hadis-i şeriflerde. Onun için yavrularımızı, evlatlarımızla istikamette olmaları için, cennet vatana, şeriatı garraya, Kur'an'a ve İslam'a ve Müslümanlara hizmetleri için, hayırlı insan olmaları için Allah muhafaza buyursun, çapulcu olmamaları için çokça dua etmemiz lazım. Dua çok önemli. Çok önemli. Duanın kabul olunmasında en önemli şartlardan bir tanesi, artık dua konusunu keseceğim değerli kardeşlerim. Çünkü Ramazan günleri sınırlı. Duanın en önemli şartlarından bir tanesi rızkın halal olması, kanın temiz olmasıdır. Ezanımız okunmasaydı dua ile ilgili birkaç kelime daha söyleyecektim. Şununla mukaddime yapıp yarına bırakacağım konunun devamını. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor hadis-i şerifi. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti kerimeyi okumuşlar. Ya eyyuhan nas, kulu mimma fil ardı halalen tayyiba. Ey insanlar, yeryüzünde olan şeylerin halal ve temiz olanlarından yiyin. Cenab-ı Hak emrediyor böyle müminlere. Sa'd ibn Ebi Vakkas kalktı ve dedi ki, ya Resulallah, ne olur bana dua edin de ben duası makbul bir insan olayım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi Sa'd'i duası makbul bir kul eyle diye dua edip bırakıvermedi değerli kardeşlerim. Bütün ümmetine bir formül verdi. Kıyamet sabahına kadar geçerli. Buyurdular ki, ya Sa'd, atib matamek tekun müstecabet da've. Rızkın halal olsun, duası makbul bir insan olursun.
formül kıyamet sabahına kadar geçerli reçete. Hem de kainatın efendisinden sallallahu aleyhi ve sellem'den. Aşere-i Mübeşşere'den biliyorsunuz Sa'd ibn Ebi Vakkas. Resulullah ona öyle buyurdular. Ya Sa'd, atib mat'amek tekun müstecabet da've. Rızkın temiz olsun, halal olsun. Devletin ve milletin hakkı olmasın. Duası makbul bir kişi olursun. Daha Resulullah'ın söyledikleri var. Yarın bu konuyu inşallahurrahman ele alıp birkaç günde bu konu üzerine duracağız ki Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu seneki Ramazan konusu zaten halal rızık konusu. Çok önemli. Çok önemli. Hem dünyada önemli, hem ahirette önemli. Hem hatta müminler için önemli, insanlık alemi için bile çok önemli. Halal rızık ne demekmiş? Yarından itibaren birkaç gün belki bu konu üzerine duracağız inşallahurrahman. Rabbim razı olduğu yolda, temiz bir çizgide, Kur'an yolunda ve Resulullah'ın izinde cümlemizi daim kılsın. Ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarına şifa, borçlarına edalar nasip etsin. Rabbim dualarımızı makbul buyursun. Rabbim cümlenizden ve bütün ümmeti Muhammed'den razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.